Evet, YouTube severlerim. Bugün de size uç dal budaması yaptığımız İbrahim abimizin bahçesinden sesleniyorum. Ağustos ayındayız, fındık ayındayız, fındık toplama ayındayız arkadaşlar. Nasıl bir sonuç verdiğini üzerindeki fındıkla, üzerindeki dalın yapısıyla daha net bir şekilde görmüş olacaksınız. Şimdi ocaklarını da göstereceğim. İbrahim abim tabii ki olayın şeyine bakıyor. Burada hatırlarsanız Ocak ayındaki videomun da linkini atacağım sonunda alçısında açıklama kısmında. 5 tane ocağımızı yapmıştık. Şu birinci ocakta 2, 3, 4, 5. Şuradaki 5 taneydi. Şuradaki evi baz almıştık kenarını. Şimdi bakın bu ucudaki ocakla yapılmayan bu ocağı kıyaslayacağım arkadaşlar sizlere. Görmeniz açısından. Bakın arkadaşlar ilk önce yapılmayan ocağa bakın. Bakın dalda ne vermiş? Uç kuru sürgünlü. Yaprağın lütfen genişliğine bakın arkadaşlar. Yaprağın büyük genişliğine bakın. Şuradan hemen bir tane bir yaprağı alayım. Bir yaprak kopartayım. Bakın arkadaşlar avucumun içerisine bakın. Yaprağın rengine bakın. Avucumun içine bakın ve buraya bakın arkadaşlar. Şimdi yaprak daha büyükse fotosentez daha fazla olur. Fotosentez daha fazla olursa mahsulün ürünü daha fazla olur. Bakın yaprağın üzerindeki böcek mücadelesini görüyor musunuz? Böcek artı küflenme ve daha fazla bir şekilde ne yapmış? Hasarlı bir şekilde. Şuna bakın. Efendim? Ha, küfülacı da atılmış durumda. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birinci fark. Birinci olay ne? Yaprağın boyutunda bir kere farklılık var. Yaprağın boyutunda bir kere farklılık varsa otomatikmen nedir? Daha fazla mahsule binecek demektir. Sadece yaptığınız sene mahsulden biraz düşüyor. Neden? Çünkü sürgün de kesiyorsunuz. Sürgün kestiğiniz için o sene verecek olan mahsulde düşmeler var. Bakın ikinci olay ne dedik başta da? Uç kurusu. Bakın arkadaşlar sadece orada değil. Bakın şurada da var uç kurusu. Bakın bu taraflarda bakın. Bunu almamıştık özellikle. Görüyor musunuz arkadaşlar uç kurusunu? Bir de sürgünlerine bakın. Yeni sürgünlere bakın şurada. Görüyor musunuz? Yeni sürgünü bakın şurada. Şu kadarlık bir sürgün sürmüş. Bu kadar. Oraya göstereceğim İbrahim abi. Bakın şuradaki şu sürgün sadece güzel bir sürgün biraz. Bir tane var. Ve sürgünü yok arkadaşlar doğru düz. Bakın. Sürgün göremiyorsunuz doğru düz. Sürdüğü sürgün çok az. Şu kadar. Elimle göstereyim şöyle. Şu kadarcık sürgünleri var. Kısa kısa. Sadece bir tane iki tane. Bakın şurada. Şurada bir güzel bir sürgünü var. Şurada var. Şimdi bu yapmadığımız ocak arkadaşlar. Fındıklarına bakın. Fındık boyutlarına. Bakın şuradaki fındık boyutlarına. Sizi en çok ilgilendiren fındığı. Para. Para ilgilendiriyor. Aa, buyurun bakın şimdi. Bu fındığın boyutuna bakın. Özellikle. Arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Gölgede çekelim biraz daha. Net görün. Bakın şurada. Fındığın boyutunu görüyor musun arkadaşlar? Niye bunda bu şekilde daha küçük? Çünkü yaprağı küçük. Çünkü verdiği sürgün daha düşük. Şimdi gelelim. Budadıklarımıza bakalım. Bakın arkadaşlar şu dalı sadece hemen gene önünden aldım. Bakın sürgüne bakın. Parmağımın ucundan tanereye kadar sürgün sürmüş. Görüyor musunuz? Bir. Bakın. Hemen şurada. İki. Bakın şimdi. Gördüğü hemen dalın arkasında. Bakın şuraya bakın. Üç. Parmağımla takip edin. Sürdüğü boyutunu. Buraya kadar. Alt dalına geliyoruz. Bakın fındığın boyutuna bakın arkadaşlar. Fındığın dolgunluğuna bakın. Boyuta bakın. Yaprağın büyüklüğüne bakın. Yaprağın üzerinde hasar var mı? Bakın. Böceklenmeye. Şurada bakın biraz bir böcek yemiş. Yaprağın büyüklüğüne bakın. İç kısmına geliyoruz. Şöyle dalı eğersek. Bakın sürgünlere. 4 tane bakın şu genç dalda. Şu görmüş olduğunuz genç dalda 4 tane müthiş bir şekilde sürgünü var. Büyümüş. Şurada şekillendirme budaması da yapmıştık. Bakın. Gençlerdeki sürgünü taneriye çıkmış. Yaprağına bakın. Büyüklüğüne bakın. Bizim deyimimizle, orduların deyimizle gabak yaprağı olmuş. Arkadaşlar gabak yaprağı gibi. Fındığın mahsulündeki iriliğe bakın ve çotanak var genelde. Yukarılara bakın mahsul arkadaşlar. Hep çotanak tarzında. Görüyor musunuz? Evet bakın. Bakın şuraya görüyor musunuz? Sürgüne bakın. Evet seni de çekeyim. Bakın sürgünü de görüyor musunuz arkadaşlar? Çotanaklara bakın. Bakın randımandan dolayı çatlamış durumda. Bakın fındığa bakın. Buna randıman çatlaması da derler.
Tabii ki bir aslında iyi de bir yönde değildir. Fındığı daha çabuk çürütmeye vesile olur. İçinin olgunluğuna da bakalım. Şimdi alt yüzüne dönelim. Yakışıklı dal dediğimiz şuradakiydi daldı. Şu daldı evet. Şu dal yakışıklı dal yapmıştık arkadaşlar. Bakın ucda tabii ki mahsulleri var. Biraz mahsulde düşüşü var. Ama sürgünlerine bakın arkadaşlar. Şu sürgününe bakın. Yaprağın büyüklüklerine bakın. Bakın şuradaki sürgüne bakın. Bakın şuradan kesmişim. Şurada kesmişim. Şuradan yan sürgünüyle birlikte tam nereye gelmiş. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir de gelecek sene bu ne olacağını düşünün. Şuraya bakın. Şu sürgüne bakın. Ta nerede? Yaprakların büyükleri. Bakın yandaki dala bakın. Evet bu dalla da kıyaslamıştık. Bakın görüyor musunuz kuruluları? Aynı yerdeler. Ama bakın uç sürgünüyle doğru dürüst yaprak bile yok. Bakın arkadaşlar şimdi bunda nasıl fındık olsun? Şimdi eğeyim de bakın fındığına. Uç budama ne kadar önemli. Evet. Görüyor musunuz? Var fındık ama fındıklar hep cılız. Cılız halde. Ve yaprağı da yok doğru dürüst. Hep kurumuş. Hep kurumuş. Ama buraya bir bakın. Ya sanki burası başka bir yer. Şuranın bolluğuna bakın. Yaprağın gürülüğüne bakın. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uç dal budaması. Dal şekillendirmesi. Bakın şekillendirdiğimizdeki dalların şekline bakın. Sürgünlere bakın. Bakın şuradaki sürgüne. Ucunu kestim çünkü bunu. Bak şuradan ucunu kestik. Kestikten sonraki sürgün sürmeye bakın. Bunlar şimdi gelecek sene hepsi mahsulde olacak. Ve daha fazla verecek. Görüyor musunuz? Bakın şuradaki mahsule. Hiçbirini bırakmış mı? Kaç tane var? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Küçücük bir yerde 10 tane var arkadaşlar. Evet. Demek ki arkadaşlar sadece dalların kökünden kesilenle budama yapılmıyor arkadaşlar. Dalınızın gövdesinde de budama yapmanız gerekiyor. Buna uç budaması denir. Bir de şekillendirme budaması var. Arkadaşlar. Bunu yaparsanız bahçenizdeki veriminiz gayet mükemmel bir şekilde artar. Hatta bakın önümdeki gelen sürgüne bakın arkadaşlar. Şuradan kalkmış. Bakın şimdi nereye geliyor ta. Sürgüne bakın. Bu yılın sürgünü bu. Bakın. Ta şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar sürgünü? Sanki ışkın. Kökten gelmiş ışkın gibi. Ve yaprakların boyutlarına bakın. Büyüklüğüne bakın. Bu yaprağın büyüklüğü güneş enerjisini alıp şekere dönüştürüp bunu da tabii ki fındığına vererek hem lezzetini hem randımanını arttırmasına vesile oluyor. Bakın aldığımız her fındıkta çatlak var. Görüyor musunuz? Randıman çatlağı bakın. Ne hale geldiğini bakın. İkincisine de bakın. O da çatlamış. Neden? Çünkü güneşten aldığı ışık fazla. Dallar birbirlerinin üstüne gelerek güneşin ışığını engellememiş. Hepsi de aynı süreçte olgunlaşmış. Dikkat edin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir olay. Biri erken olup biri sonradan olduğu zaman fındıkta da farklı bir mahsule bindiriyor. Yani süreci farklı olduğu için alfa toksin olayına dönüyor. Bakın şundaki kaç çotanak var. Görüyor musunuz? 2, 4, 6, 8, 9, 9 tane. 9 tane. Bakın şurada. Burada da aynı şekilde. Dalın kendisine bakın. Dal genç bir dal. Ve kesmişiz bunu. Bakın sürgünün arkadaşlar. Bakın müdahale yapmadığımız dallara bakın. Bu dalla da müdahale yapmadık. Bunda da fena değil. Ürün iyi ama dalların yaprakları küçük arkadaşlar. Bakın bir buraya bakın. Görüyor musunuz yaprağı arkadaşlar? Bir de yan taraftaki yaprağa bakın. Veya şöyle yapayım. Buradan kopartayım. Bakın. Yanına getireyim. Yan yana getireyim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Renk tonuna bile bakın. Farka bakın arkadaşlar. Şimdi hangisinin fındığı daha fazla olsun? Tabii ki bunun fazla olacak arkadaşlar. Bakım yaptığınızın fındığı daha fazla olacak. Yani fındığa ne kadar bakarsanız fındık da size o kadar bakar. Ama tabii ki bilinçli şekilde bakmak önemli.
Bakın sadece şurada bir nazarlık olarak şurasında bir dal kuruması olmuş. Şu ana kadar sadece burasında gördüm dal kurumasını. Başka yerinde yok. Bakın toplaması da hoş. Niye? Çünkü kolay toplanıyor. Dallar birbirlerinin içerisine girmiş değil. Bakın arkadaşlar şuradaki dalın içe girişine bakın. Kapatmış durumda. Burada kapatmıyor. Burada daha rahat. Görmeni de sağlıyor. Dolayısıyla eğer ki ameller topluyorsa arkadaşlar, yani işçi topluyorsa, fındığı görmesi hem daha rahat oluyor, hem dalda fındık bırakmıyor, hem de fındığın randımanı, kalitesi çok daha farklı oluyor. Bunu sırf çekmek için geldim arkadaşlar buraya, İbrahim abimin bahçesine. Ve hangi zamanda gelecekse amele diye özellikle şey yaptım, bekledim göstermek için. Yani bu farkı da görün ve buna göre işlem yapın. Lütfen bahçelerinizde. Evet, zahmetli bir iş arkadaşlar. Kolay değil. Uç budaması kolay değil. Ve bahçenizin bütün ocaklarında zaten yapmayın. Mahsulünüzü bir anda düşürmenize vesile olur. Bahçenizi üçe bölün. Başlayarak yapın peyderpeyder. Ve sonuçlarını da görün. Bakın şuradaki kestiğim dala bakın. Özellikle arkadaşlar şuradan kesmişim dalı. Ve şuna bakın arkadaşlar, sürgünlere bakın. Sürgünün biri buraya gelmiş. Bakın biri buraya gelmiş. Bakın bir taraftan, şu taraftan da şöyle uzatmış. Bakın sürgünlere bakın, ne kadar büyük sürgünler vermiş. Görüyor musunuz? Gelecek sene müthiş bir şekilde fındığı olacak bu dalda. Evet arkadaşlar bakın şuraya. 1, 2, 3 tane. Yukarıya doğru gitmiş. Bakın dalın ucunda yukarıya doğru ışkın gibi büyümüş. Bunun anlamı çok önemli. Bir dahaki sene de şuradan da keseceğim. Demektir bunu. Aşağıya düşmesin, yukarıya doğru yönelsin. Sanki havada burada bir ocak olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım size faydalı olan bir videoyu sunmuşumdur. Tabii ki faydalı olmaktan ziyade uygulayabilmeniz çok önemli. Eğer ki uygulayabilirseniz, bilmesem de bundan mutluluk duyuyorum. Veya alt kısmında yorum yazarsanız, beğendiğiniz kısmı, yanlış düşündüğüm kısmını veya farklı fikirleri olanlar yorumlarını yazarlarsan memnun olurum arkadaşlar. Eleştiri edebilirsiniz. Eleştiriye de açığım arkadaşlar. Burada bu fındığın içerisinde yine yeşerdi fındık dalları diyerek yayınıma son veriyorum arkadaşlar. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.